Bir önceki videoyu Hadeyan'da bırakmıştık. Bu dönemin adı Hades'ten geliyor. Hades aynı zamanda Zeus'un en büyük abi ve yer altında hüküm süren tanrı olarak bilinir. Bu döneme bu isim verilmesi uygun görülmüş. Çünkü o devirde yeryüzünde cehenneme benzeyen bir ortam vardı. Lavlar her yerde akıyordu ve sürekli gök taşları çarpıyordu. Dünya yaşam için elverişsiz bir yerdi. Tia adı verilen bir gezegen dünyaya çarptı ve kopan parça ayı yarattı. Sonra dünya soğumaya başladı ve gitgide daha az göktaşı çarpıyordu. Her şey yaşam için biraz daha elverişliymiş gibi görünüyordu ki dünyamız geç dönem ağır bombardımanı ya da ay tufanı adıyla andığımız bir dönemden geçti. Şu anki yaygın görüş yaşamın bu dönemden yani geç dönem ağır bombardımanından sonra ortaya çıktığı yönünde. Bu göktaşı bombardımanı o kadar şiddetliydi ki, bu tarihten önce var olan herhangi bir ilkel canlının kurtulması imkansızdı. Dünyamızın böyle acımasız bir dönemden geçtiğine inanıyoruz. Çünkü Uranüs ve Neptün'ün yörüngesinin dışa doğru kaydığını biliyoruz. Yörüngelerinin değişmesi, asteroid kuşağından birçok asteroidin iç gezegenlere, ve dolayısıyla dünyaya çarpmasına sebep oldu. Bunlar aynı zamanda aya da çarpmıştı. Hatta çarpışmaların izleri ay yüzeyine baktığımızda açıkça görülebiliyor. Bunun sebebi ise basit. Ayın çarpışmanın etkisini azaltacak bir atmosferinin olmadığını biliyoruz. Yani dünyamıza dönecek olursak bilim insanları dünyanın ancak geç dönem ağır bombardımanından sonra yaşam için elverişli hale geldiğini düşünüyorlar. Yaşamın günümüzden yaklaşık 3 milyar 800 milyon yılla 4 milyar yıl önce ortaya çıktığına inanılır. Tabii bir şeyi iyi anlamanızı isterim. Burada yaşam derken sincaplardan ya da pandalardan değil, son derece basit yaşam formlarından, prokaryotlardan bahsediyoruz. Prokaryotları ökaryotlarla karşılaştırabiliriz. Prokaryotlar çekirdekleri olmayan tek hücreli organizmalardır organel ya da mitokondri gibi hücrelerin belirli işlevlerini yerine getiren parçaları da bulunmaz. DNA'ları hücre içinde böyle dolaşır. Prokaryotun kelime anlamı çekirdek öncesidir. Ökaryotlarsa biraz daha gelişmiş canlılar olarak bir çekirdeğe ve çekirdek zarına sahiptirler ve DNA'ları da çekirdeğin içinde yer alır. Ayrıca zarlı başka organelleri de olabilir. Mitokondri, bunların arasında en ünlülerden bir tanesi. Sonraki videolarda mitokondriden daha çok bahsedeceğim. Mitokondri bir prokaryotun içine girip onunla simbiyotik ilişkiye giren bir prokaryottur. Bu dönemdeki yaşam prokaryotlardan ibaretti. Bugünse çok uzun bir zaman sonra dünyada hala prokaryotlar mevcut. Arke ve bakteriler bu canlılara birer örnek. Size ilginizi çekecek bir şey göstereyim. Bu ağaç bize yaşamın nasıl çeşitlilik kazanmaya başladığını gösteriyor. Ağacın bu noktasında prokaryot ve ökaryotların ortak bir atası var. Prokaryotlar, bakteri ve akreler, bunlar da ökaryotlar. Kısacası elimizdeki verilerle konuya biyolojik olarak yaklaştığımızda yaşayan ilk canlının kendini kopyalayan bir tür molekül olduğunu bir zarın zamanla onu çevrelediğini ve sonrasında işlerin zamanla biraz daha komplike hale geldiğini düşünüyoruz. Belki de RNA kendini kopyalayan ilk moleküldü. DNA ve RNA zaman içinde bilginin bir nesilden diğerine aktarılmasını sağlayan bir enstrümana dönüştü. İlk canlının ne olduğu konusu hala tartışılıyor. Günümüz canlılarına bakacak olursak moleküllerinin genetik yapısı bize, yaşamın bu şekilde dallara ayrıldığını gösteriyor. Yani tek bir ortak atamız var. Bu ata sonrasında birçok farklı dala ayrılıyor. Arke ve ökaryotların ataları ortak ve bu ata bakterilerin atasından farklı. Daha sonra bundan bahsetmeye devam edeceğiz. Bu görselde bir bakteri örneği görüyoruz. Adı kolibasili. Bakteriler farklı şekil ve biçimlerde olabilirler. İşte size bir prokaryotik yaşam formu. İlk yaşam formlarınınsa anaerobik olduğunu, yani oksijene ihtiyaç duymadığını tahmin ediyoruz. Hatta oksijen bu canlılar için zehirliydi. Bu yaşam formları büyük ihtimalle fotosentez de yapmıyorlardı. Peki nasıl enerji üretiyorlardı? Enerjilerini o zamanlar içinde bulundukları kaotik ortamdaki kimyasal maddelerden almış olabilirler. Şimdi dünya tarihinde bir dönüm noktasına geldik. Aslında çok büyük bir zaman diliminden bahsediyoruz. 4.6 milyar yılla 3.8 milyar yıl arasındaki zaman. Bu 800 milyon yıl demek. Şöyle de düşünebilirsiniz. Çimen bile sadece 50 milyon yıldır var. İnsan ve şempanzelerin birbirinden 5 milyon yıl önce ayrıldığı söyleniyor. Antik Yunan'dan bugüne yaklaşık 2500 yıl geçti. Bu sayıyı binle çarpsanız 2,5 milyon yıl eder. Ama yine de bu 800 milyon yılın yanında çok küçük kalıyor. Bunlar son derece büyük zaman dilimleri. Bu yüzden onlara devir diyoruz. 500 milyondan 1 milyar yıla kadar olan zaman dilimlerine Devir denir. Hade yanığı yandan ayıran çizgi çok belirsiz. Çoğu kişi iki devri ayıran noktanın 3.8 milyar yıl öncesi olduğunu düşünüyor. Gözlemleyebildiğimiz ilk kaya oluşumları da bu zamana ait. Bu olayı arkayanın başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Burada önemli iki şey var. Birincisi bugünkü dünyaya şekil veren kayalar arkayan döneminde oluşmaya başlamıştır. İkincisi ve daha önemlisi arkean yaşamın başladığını düşündüğümüz zaman dilimi. Arkean'da atmosferde yok denecek kadar az oksijen vardı. O zamanlar gökyüzü kızıl görünüyordu. Atmosferde nitrojen, metan ve karbondioksit vardı. Dolayısıyla nefes almak imkansızdı. Volkanik faaliyetler hala çok fazlaydı. Burada gördüğümüz şey stromatolitlerin bir resmi. Bunlar bakterilerin taşıdığı tortul parçacıklarından meydana geliyor. Prokaryotlar güneşten aldığı enerjiyi kullanarak fotosentez yapacak şekilde değiştiler. Değişen bu canlılar güneşten gelen enerjiyi doğrudan kullanabilmelerinin yanı sıra oksijen de üretmeye başladılar. Oksijen siyanobakteriler yani mavi yeşil bakteriler tarafından üretilse de okyanuslarda bulunan çözünmüş demir yüzünden atmosferde birikemiyordu. Onun için ilk birkaç milyar yıl boyunca bütün yaşam okyanuslarda gelişti. O zamanlar ozon tabakası yoktu. Yeryüzü radyasyona maruz kalıyordu. Dolayısıyla karada yaşam için elverişli bir ortam yoktu. İşte bu yüzden yaşam okyanusta başladı. Üretilen ilk oksijen atmosfere karışmak yerine okyanusta çözünmüş halde bulunan demire bağlandı. Biraz önce de söylediğim gibi oksijenin atmosferde birikme şansı yoktu. Arkeyandan sonraki devre geçtiğimizde ancak o zaman yeteri kadar demirin oksitlendiğini ve oksijenin atmosferde biriktiğini görmeye başlıyoruz. Tabii bu durum anaerobik canlılar için bir felaketti. Bizim içinse gerekli bir şeydi. Siyanobakterilerin oksijen üretmesi, bunun okyanustaki bütün demiri oksitlemesi ve sonrasında Atmosfere oksijen salınması anaerobik bakterileri öldürdü ve bizim gibi oksijen tüketen canlıların varlığı için bir şans oluşturdu. Geldiğimiz noktada dünyaya bakarsak karada canlılık emareleri görmemiz içinse hala birkaç milyar yıla ihtiyaç var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.